Allah'ım bu videoyu beğenenlerin, abone olanların, üstüne bir de bildirimleri açanların tüm sınavları yüz gelsin inşallah. Amin. Demek benim mekanıma gelip laptopumu çaldı ha? Siz ne kadar beceriksiz adamlarsınız. Söyleyin bana nasıl becerdiniz bunu? Affedersin patron, bir daha böyle bir şey olmayacak. Şimdi beni iyi dinleyin. Eğer ki o laptopu çalan herif laptopu gidip Deli Kadir'e verirse hepimizin başı belaya girer. Anlıyor musunuz? Şimdi söyleyin bana hanginiz o laptopu koruyordu? Hanginiz o laptopun odasını koruyordu? Efendim ben yaptım ama kusura bakmayın bunu telafi edebilirim. O laptopu bulup size geri getireceğim. Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. Demek laptopun olduğu kasayı koruyan sendin ha? Bunun bedelini ödemeyeceksin mi sandın? Arkanı dön çabuk. Belki bu ciddiyetini kavramana yardımcı olur. Sana. Alın bunu götürün. Emredersin patron. 24 saat içinde o adamı bana bulup getiriyorsunuz. Duydunuz mu? Yoksa sizin de sonunuz aynı bu arkadaşınız gibi olur. Duydunuz mu? Hadi hadi hemen hızlıca eve girmem lazım. Kimse görmeden bu parayı bir yere saklamam lazım. Çok fazla para var elimde. Ne yapıyorum ben? Nereye saklayabilirim ki bu parayı ya? Yatağın altına mı saklasam? Yok olmaz. Birisi çalabilir oradan. Umarım kimse beni görmemiştir ya. Şu an ben suçlu biri bile olabilirim. Dışarıya gömsem mi acaba bu parayı? Evet evet sanırım bu parayı gömmeliyim. Hemen şuradan bir kürek alayım da gömeyim şu parayı şuraya. Kaz şurayı kaz 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 çabuk. Kimse görmeden kazmam lazım burayı. Tamamdır. Gömdüm. Üstünü de kapattım. Heh bakayım hiç de belli olmuyor. Güzel güzel. Oh. Umarım kimse görmemiştir. İyi iş başardım. Ama çok tedirginim. Ne yapacağım ki şimdi ya? Kendimi çok suçlu hissediyorum. Neyse, çok gerildim. Birazcık dışarı çıkayım da hava alayım bari. Bu bana iyi gelecektir. Aa Oğuz, ne yapıyorsun? İyiyim komşu. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim de o üstün başın ne halde? Her yerin toprak olmuş. Her yerin toprak mı olmuş? Yo. Evet, üstüne baksana be. Bahçede işlerin mi vardı? Ha, şey ya evet evet birkaç ağaç falan ektim de o olmuş olmalı. He, tamam. İstersen yardım edebilirim ben de. Ha yok yok hiç gerek yok. Hallettim zaten ben. Tamam. Şimdi benim işlerim var biraz. Ben gideyim sonra görüşürüz. Hatta gittim ben. Hadi bay bay. Aa bu nereden çıktı şimdi ya? Yakalanıyordum hemen. Manyak komşu. Beni mi gözetliyorsun yoksa? Ne yapıyorsun? Acaba gördü mü? Paralarımı çalar mı yoksa? Amma da paranoyak oldum he ben. Birazcık rahat olmam lazım. Olamaz. Polis orada. Hemen yolumu değiştireyim. Hop Oğuz gel buraya bir. Niye çağırdı ki bu beni ya? Ne oldu ki? Acaba çukur kazdığımı gördü mü? Yoksa laptopu benim çaldığımı biliyor mu? Ne yapacağım ben şimdi? Neyse gitmem lazım. Kaçamam ki şimdi. Çok garip olur. Günaydın memur bey. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim ben de. Bir şey soracaktım. Tabii. Üstün başın niye toprak içinde? Toprak mı içinde? Birazcık bahçe işlerim vardı da çiçek falan ekmiştim o yüzden. He güzel güzel. Ben de mezar kazdım falan sanmıştım. yok canım yok ne mezarı ya. Olur mu öyle şey? İyi bakalım. Tamam mıdır ben şimdi gideyim benim birazcık işlerim var da. İyi görüşürüz. Görüşürüz. Polis de nereden çıktı şimdi? Niye herkes üstümün başımı soruyor benim ya? Gideyim de şu parkta birazcık oturayım birazcık hava almak beni kendime getirir belki. Oh ya ne güzel temiz hava varmış. Birazcık durayım da kendime geleyim. Aa Oğuz ne haber? Sen de mi buradaydın? Evet fakir. Bu nereden çıktı ya? Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım ya birazcık temiz hava alıyorum. İyi gelir dedim. Biraz gergin gözüküyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo ne olabilir ki? Bir şey olmadı ya. İyiyim ben. Aslında neden gergin olduğunu biliyorum. Ne? Nasıl biliyorsun ya? Sakin ol bu bizim sırrımız. Kimseye söylemeyeceğim. Merak etme bana güvenebilirsin. Bir dakika ya. Bu nereden biliyor ki? Gördüm acaba beni? Neden bahsediyor acaba? Acaba gerçekten ne yaptım biliyor mu? Bunu ona sormam lazım. Neden bahsediyorsun ya fakir? Hangi sır? Ben bir şey saklamıyorum ki. Neyi görmüş olabilirsin yani? Bu sabah bahçede ne yaptığını gördüm. Eyvah! Yakalandım galiba. Ah be fakir niye gördün beni ya? Ne diyeceğim ben şimdi? Ama hala emin değilim. Belki de başka bir şey görmüştür. Gerçi ne görmüş olabilir ki? Fakir tam olarak ne gördün? Keşke görmeseydim ama gördüm artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada bu yaptığın da çok ayıp. Eyvah bu paraları gömdüğümü görmüş. Kesin para isteyecek şimdi. Neyse ona birazcık para verin de sussun. Yoksa beni ihbar ederse hapse girerim valla. En iyisi ona birazcık para verin de sussun. Kimseye konuşmasın. Şimdi fakir şöyle yapalım. Hani sen beni gördün ya. Bundan kimseye bahsetme. Sen de küçük bir anlaşma yapabiliriz. Tamam anlaştık. Bir daha bahçeye donla çıkmayacağını söylersen bunu kimseye söylemem. Bahçeye donla çıkmayacağımı mı? Ne? Neyden bahsediyor ya bu? He, sabahleyin bahçeye üstümde don varken çıkmıştım. Bu sanırım onu gördü. O yüzden çok ayıp diyor. Bu olayı görmemiş. Tabii fakir ya. Tamam tamam bir daha öyle çıkmam. Kusura bakma sen de çok haklısın. Kimse görmedi sanmıştım. Tamamdır söz veriyorum bir daha öyle çıkmam bahçeye. Tamam o zaman anlaştık. Bunu kimseye söylemeyeceğim. Ama bir daha bunu yapma. Tamamdır ya. Şimdi ben dilenmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Of rahatladım ya.
Var ya ben kesin yakalanacağım bak, herkes benden şüpheleniyor. Ne oluyor bugün ya? Açıkta kalmamam lazım. Ben en iyisi eve gideyim, üstümü başımı temizleyeyim. Böyle olmayacak, çok dikkat çekiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde kimse yakalanmadan gizli gizli eve gitmem lazım. Umarım sokakta kimseyle karşılaşmam artık. Of of, nereden bulaştım bu işe ya? Hızlı hızlı koş eve hemen. Of, bugün de çok yorucu bir gündü. O adamlar ne konuşuyor öyle sessiz sessiz? Dur bir dinleyeyim. Adamın olduğu mekan burası diyorlar. Neydi? Süpermen kostümü giymişti değil mi? Tamam, en son buralarda görünmüş. Sen yan mahalleye git. Ahmet, sen de benimle birlikte geleceksin. Tamam mı? Buralarda bir yerlerde onu bulacağımızdan eminim. Hadi beyler dağılalım. Bunlar kimden bahsediyorlar acaba? Oğuz'dan mı bahsediyorlar? Süpermen kıyafetli adam falan dediler. Oğuz'un başı belada mı acaba? Hemen gidip Oğuz'u bulmalıyım. Başı belaya girebilir. Eğer adamlar Oğuz'u benden önce bulurlarsa Oğuz'a kötü şeyler yapabilirler. Hemen koşmalıyım, hemen. Hey dostum, bir bakar mısın? Tamam olur. Ne istemiştiniz? Aradığımız bir kişi var. Daha önce Süpermen kostümlü mavi kıyafet giymiş keko bir adam gördün mü? Pek hatırlayamıyorum. Dur sana hemen fotoğrafını göstereyim. Bak bakayım şu fotoğrafa, hiç benzetecek misin birine? Hayır, bu adamı hiç görmedim. Tanımıyorum. Emin misin? Evet. Hiç buralarda görmedim onu. İyi tamam öyleyse. Hop birader. Buyur. Ne istemiştiniz? Buralarda Süpermen kostümlü bir adam gördün mü hiç? Hiç görmedim. Resmi varsa bir bakayım isterseniz. Şöyle göstereyim. Gel buraya. Hiç böyle bir adam gördün mü buralarda? Yok, hiç görmedim. Emin misin? Eminim. İyi tamam. Teşekkürler. İyi günler. Bu ne ya? Bir sürü kişiye sorduk, hiçbiri tanımıyor. Ne yapsak? Şurada bir dilenci var. Gel bir de ona soralım. O kesin tanıyordur. Zaten o da tanımıyorsa bulamayacağız. Patron bizi çok feci yapacak. Hadi gidelim şuna soralım. Hop dilenci. Efendim ne oldu? Sen buraları iyi bilen birine benziyorsun. Sana bir soru soracağım. Buralarda böyle Süpermen kostümü giymiş bir adam gördün mü hiç? Evet biliyorum, o benim arkadaşım zaten. Harbi mi diyorsun? Tamam çok güzel, aradığımız adamı bulduk. O adamın adresini bana söyleyebilir misin? Siz kötü adamlara benziyorsunuz, size söyleyemem. Biz mi? Hayır canım, alakası yok ya, biz ona kargo götüreceğiz, biz iyi insanlarız. Ayrıca eğer ki adresini verirsen sana belli bir miktarda para verebiliriz. Cidden beni parayla satın alabileceğinizi zannediyorsunuz? Evet. Evet çok haklısınız, tam olarak şurada oturuyor. Al bakalım dilenci, hadi yine iyisin. Neyse hadi gel biz patrona söyleyelim bunu. Efendim, adamın evinin yerini bulduk. Güzel. O zaman şimdi doğru gidin ve onun evine baskın yapın. Benim haberimle de birlikte o evi yapacaksınız. Hadi işinize koyulun. Emredersiniz. Demek benim evimden gelip laptop çalacaksın ha? Öyle kolay mı bu? Ben. Frank'in evinden laptop çalmak kolay mı? Şimdi görürsün gününü. Evini ateşe vereyim de aklın başına gelsin. Evet, adresteki eve geldik. Patron evi yakmamızı söylemişti. Hadi hemen şu evi yakalım. Of ya, yoğun bir gün oldu. Anca dinlenmeye fırsat bulabildim. Neyse, ne de olsa artık başıma bir şey gelmez. Rahat bir uyku çekebilirim bence. Tamamdır, evi ateşe veriyorum. Şimdi görsün o gününü. O ne ya? Evim mi yanıyor benim? Bu ne ya? Evim yanıyor. Ne oluyor? Kapı kilitli, çıkamıyorum. Hayır, her taraf yanıyor. Ne oluyor? Olamaz, her yer yanıyor. Ne yapacağım ben? Açıl be kapı, açıl. Hayır!